Hadi bakalım. Excalibur TR1 Göktürk klanından ya da GKTR muhtemelen Göktürk'tür. Yanında Bay Oğuzhan nickli Centurion Action X kullanan arkadaşıyla birlikte Liveox'la standart bir savaşta STRV 103B'si ile oynuyor. Maç 10 ve 9 seviyelerin kapıştığı bir maç. 2 tane arti var. Çok fazla tank avcısı yok. Bu da ne demek? Bir kanat çok sağlam bir şekilde basılacak demek. Çok tank avcısı olmadığı zaman maçlar genelde hareketli geçer. Çünkü arkada yatan adamlar olmadığı için insanlar basmaktan ve hamle yapmaktan çekinmezler. Genelde öyle olur. Yani hani bu tarz varyasyonları kafanıza yerleştirin. Hani her haritada her zaman aynı taktik yapılmaz. Örnek veriyorum. Bu harita özelinde konuşursam. Tank avcısı çok sağ bu haritada. Bu haritada basamazsın. Tank avcıları seni bastırmazlar. Kafanı uzattığın anda vururlar. O yüzden daha böyle stabil bir maç seyreder. Daha fazla böyle spot üzerine artıya vurdurmaca ya da spot üzerine tank avcısına vurdurmaca şeklinde maç ilerlerken. Artı olmadığı zaman, şey artı diyorum. Tank avcıları sayısı çok olmadığı zaman bu defa maçlar daha böyle hareketli, daha akıcı geçmeye başlar ki zaten bakın minimap'e baktığınız zaman kırmızı takımın yaldır yaldır geldiğini oradan görebiliyoruz. STRV 103'ümüz klasik bir başlangıç yatış noktasına geldi. Buradan düşmanın hafif ve spot yapmaya çalışan orta tanklarını kesmeye niyeti vardı ama minimap'e baktığında, haritaya baktığı zaman kıpkırmızı bir şekilde tren yolunu gördü ve aynı zamanda orada kendi takım arkadaşı Centurion Action X de zaten oradaydı. Muhtemelen infoyu oradan da aldı. Kanka bunlar geliyorlar kanka götümü kurtar diye kendisine mesajı gönderdi. STRV de bu mesajı aldı. Almak zorunda zaten. Köprü düşecek yoksa. Ki düştü bile zaten. Köprüyü kaybettiler. Köprüyü aldı bile kırmızı takım. Geldi çukura üstüne üstüne bir de basmaya çalışacak. Ama burada çok tatlı bir maydanoz Alp'in deyimiyle maydanoz yığını var. Çalı yığını var. Bu çalıda 15 metre kuralını uyguladığınız zaman canavar gibi savunma yapabilirsiniz. Çoğu tank avcısıyla. Hele STRV gibi hayvani kamuflaja sahip bir tank avcısıyla buradan basmaya çalışan tankları çatır çatır eritirsiniz, takır takır alırsınız ve ilk kurbanını Centurion Action'la verdi kırmızı takım. 60 DP'yi palette gördük, bir atışımız daha yaptık. Biz de paletledik ama bir göz yamışması oldu. Ben böyle daha ters duruyor zannediyordum, böyle duruyormuş meğerse. O yüzden paletli hasar olmadı, sadece palet oldu. Kendi takım arkadaşımızı kaybettik, bu bölgeyi kaybettik ve bir kademe daha geri çekiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani burada yeteri kadar kalın olamadığımız için adamların gelişini engelleyemedik. T30'a nişanımızı aldık ama zalim RNG nişan aldığımız yerden çok başka yere mermimizi gönderdi. İkinci atışımızda anca normal nişan aldığımız yere vurabildik. T30 tehlikeli alet, T30'u vurmamız lazım. Vurursak çok tatlı olur, çok güzel olur. Bir atışımız daha yaptık T30'a. T30 da hala orada bekliyor reis. Bir atışımız daha, bu defa mantlete gitti, vuramadık. İşte RNG 530 metreye sen ne kadar full odak alsan da gelir namlusuna götürür mermiyi, gelir tren yoluna vurdurur mermiyi. Bir atış daha yaparsın anca o zaman trenin altından geçerek, rayların üzerinden geçerek, bu defa da iğne deliğinden geçittirerek mevzuyu isabet ettirir. Evet, durum 7-5. Şehir de düştü bu arada. Baktıysanız şehir de düştü. Düşüyor.com az kaldı. Açık zaten düştü. Burada bir tane tank vardı. 60 DP bastı. 60 DP çok güzel paletli hasar. 60 DP heat mermiyi attı. 700'ü yedik. Hemen arkasında Patton var. Patton'a bir paletli hasar. Paletli hasar atmak bu tankla çok mantıklı. Çünkü 5,5 saniye gibi bir, yanılmıyorsam düzeltin beni, yükleme süresine kavuşuyor kuşatma moduna girdiği zaman. Bu yüzden hasarınızı paletle attığınızda gerçekten düşmanı sürekli palette tutarak öldürebiliyorsunuz. Burada 60 DP'nin heat mermi atacağını bilerek ön gövdesini gösterdi. Ön gövdesinde biliyorsunuz STRV'nin ızgaralar var namlusunun önünde. Bu ızgaralar heat mermi kalkanıdır.
Bu hit mermi kalkanı gerçekten az önce işe yaradı. 60 TP ileriye doğru bastı. Yüklemesini bitirdi, bitiriyor. 60 TP ateş etti ama önündeki toprağa vurdu. Önündeki toprağa vurmasının sayesinde biz de 60 TP'yi garaja doğru uğurladık. M48 Patton'a da arkadan T49'dan destek geldi ve Patton da garaja doğru gitti. Şu anda biz 2 tank kaldık. Yanımızda 2 tane artı var. Karşıda 4 tane hayvan gibi tank var. Bir tanesi 10 seviye, 3 tanesi 9 seviye. Ve kemiksiz bir şekilde geliyorlar ama Patton araya girdi. Burada çapraz ateşte kaldı ve Patton'a yine çok güzel bir paletli hasarımız attık. E75'i spotladık. Leopar'ı spotladık. Leopar'a paletli hasarımız tekrar geldi. Leopar geriye doğru kaçarken bizi spotladı ama bizi spotlaması yetmez. Atışımızı yaptık ve Leopar'ı da garaja uğurladık. M48 Patton da öldü. E75 reis var orada. E75 Tarretine doğru bir atış denedik ama velakin ki delemedik, fakat E75'i spotladığımızdan dolayı artilerden güzel bir asit hasarı aldık. E75'e bir hasar daha, bir atış daha, altın mermiye geçtik. Burada artık atışlarımızın galibiyet atışı olmasını sayması için bir atış daha yapıyoruz ve E75'in gelişini de durdurduk. 6900 hasar, 5 kill, 1150 asit hasar ve zırhımızdan 2280 hasar sektirmeyle gayet akın akın gelen tankları durdurmayı başardık. Burada tankın zırhını kullanması çok güzeldi. Özellikle o ızgaraya güvenip 60 TP'nin atacağı atışı göğüslemesi orada 60 TP'yi öldürmesini sağladı. Conqueror'dan gelen atışı da sektirdi burada. Conqueror 120 mm yanılmıyorsam kalibresi. O yüzden 40 mm'lik STRV-103'ün zırhını o 70 derecedeyken delemez, overmatch edemez. O yüzden buradan da bir sektirme yaptı. Conqueror reis geliyor. Gıdım gıdım geliyor, fakat 2 artı biz varız. Bakalım Conqueror reisi nasıl öldüreceğiz? Çapraza doğru gidip tam da aynen o işaretlenmiş bölgeden kendimizi göstererek Fatih reisi rahat bir şekilde vurabiliriz. Bakalım vurabilecek miyiz? Pozisyonumuzu alıyoruz. Tek bir tank kaldı. 2 tane artimizin de avantajı var. Kuşatma modumuza girdik. Namlumuzu aşağı doğru eğdik. Ama Fatih Bey nerelerde? Fatih kardeşim. T92 garibim, oradan yardım. Yardım. Yardım edin lan. F7'si çürüdü T92'nin. Derken Fatih'i spotladık sonunda. Fatih reis hamle yapmış meğersem. Ağaçların arasından gözükmemiş. Ve buraya doğru geliyor. Gelirken spotlayamadı STRV'yi. Şimdi gördü STRV'yi. STRV atışını yaptı ama denemedi. Conqueror atışını yaptı. STRV bir atış daha yapmak için yükseliyor. Onu da denedi. Taretine denedi. Yanlış yere denedi. O da olmadı. Conqueror geliyorken artı onun beynine vurdu. STRV bir atışımızı daha ıskaladık. Ama bu defa da sektirmeyi başardı. Paletle hasar atmaya çalışırken gövdesine gitti mermisi. Çok zaman kaybettik burada gereksiz. Bir atışımızı yaptık ön alt plakasından. Fatih reis üzerimize doğru basıyor. Namlu eğilmemizi kullanmak isterken palet attık bize. Palet attı Fatih ama bize sonra onu çevirdi bizi. Reis bizi kesti. Kesecek.com sonunda döndük, atışımızı yaptık. Fatih reis üzerimize doğru geliyor. Ve 6. kili alamadan artilerimiz Fatih'i bitirdi ve biz bu zorlu maçı güzel bir savunma yaparak doğru zamanda maçın başında geçtiğimiz pozisyondan geriye gelerek düşmanın o akıncı birliklerini güzel bir şekilde durdurduk ve daha sonrasında kontrollü bir şekilde maçı devam ettirdik. Sonlarda birazcık heyecan yaşadık ama gene de 7700 hasar. 7700 hasar, zırhımızdan 3500 sektirme ve 2330 da asist hasarıyla birlikte 10.000 kombinin üzerine çıkarak bu maçı tamamladık efendim. Fatih'e kızdı sonunda Excalibur kardeşim. Olur öyle şeyler. Fatih çok ters köşe yaptı onu. Reis de
Sinirlendi vuramayınca. Defalarca vuramadı sonlarda. Orası tabii birazcık üzücü oldu. Ama güzel bir maç çıkarttı. Eline koluna sağlık Excalibur'un. Şimdi gelin maç sonu raporuna bakalım. Motriplace'e girmeye çalışıyorum. Beni hatırla reis, beni hatırla. Daha 2 saat önce senin içindeydik. What replace? Ne ara unuttun beni? Upload replay. Burası değil, burası. Evet, hadi bakalım. Replay'imiz yükleniyorken biz de anketle oy verelim. STRV 103B 19 8 7 6 ve 5 puan. Açtık anketimizi. Buyursunlar chat. Evet, kili çaldı diye kızmış olabilir. O da olabilir tabii ki. Evet, oylama gelsin. Biz de maç sonu raporuna bakalım. STRV'mizin. Excalibur TR1 bu maçın sonunda bir tankası madalyası, 6 tane büreve, soğukkanlı madalyası, arka arkaya 10 tane mermiyi sektirerek hayatta kalmaya verilen bir madalya. 10 tane mermi sektirdi. Çelik duvar madalyası aldı. Yüksek kalibre madalyası aldı. 7667 hasar, 5 kil, zırhından 3400 sektirme, 2700'ye yakında asist hasarıyla birlikte gerçekten canavar gibi sapasağlam bir savunma maçı gösterdi bize STRV ile. STRV böyle bir tank zaten. Bundan daha farklı bir oyun tarzı yapamaz STRV. Başka yapabileceği bir şey düşünüyorum. Yine böyle bir açık haritada. Belki bunun yanında, savunmanın yanında ekstradan teleskop dürbün varsa eğer, bir de spot yapabilirdi kendi kendisine. O kadar. Onun dışında da başka bir şey beklemeyin zaten. Bu taktik ve bu oynanış dışında STRV'lerde başka bir mevzu göremeyiz. Bu da görebileceğimiz güzel savunma örneklerinden bir tanesiydi. Detaylı raporlara girecek olursak 33 tane mermi ateş etti. Bunun 31 tanesini isabet ettirdi ve 22 tanesini deldi. O delemediği atışların büyük bir çoğunluğu zaten en son Fatih'eydi. Toplamda 35.000 zararda, premium hesabı yok ve birkaç tane altın mermi atmak zorunda kaldı maçı kazanmak için. Ama olsun, fark etmez. 8.5 dakikada maçı kazanmak için yaptığı hamle gayet güzel bir hamleydi. Bazen zarar ediyorsunuz. İşte burada VG'ye benim en çok kızdığım şey bu. Yani bakın, bu adam 3 tane epik madalya kazanmış. Soğukkanlı, çelik duvar, yüksek kalibre. 3 epik madalya. Hatta 4.sünün direğinden döndü. Bir de tapkan madalyası alacaktı 6 kill ile birlikte. Alsaydı eğer. Yani 4'te yakın epik madalya, 6 tane küçük büreve kazanıyorsun. Tankası kazanıyorsun. Ama hala zarar üstüne zarardasın. Yani burada bence artık oyuna şu gelmeli. Kazandığımız epik madalyaların ağırlığına göre, zorluğuna göre çeşitli bonus ödüller verilmeli bence ki böyle maçların bir karşılığı olsun. Bir zarar etmeyin. Tabii ki hani çok fazla altın mermi kullanırsak zarar edelim. Evet. Ama şu madalyaların bir karşılığı olması lazım. Bu madalyalar bize madalyalar. Madalyalar bizi madara etmeden kardeşim, bizim onların bir karşılığını almamız lazım ya. Yeter, yıl olmuş 2021 milyar milyon yıl ama hala madalyalar kredi etmiyor ya. Ayıptır, günahtır, yazıktır bu emeklere ya. Neyse, kardeşim STRV'ye kemiksiz 9 puanım benden gidiyor. Güzel bir savunma örneğiydi. Zamanında yerine geçti. Çok güzel yerlere ateş etti. Tatlı bir maç çıkarttı bence kardeşimiz. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Göreceğiz şimdi. Evet, puanlamalar yapılmış. 65 tane, 66 tane oy gelmiş. Gençler, pamuk eller oylara, ceplere, anketlere. Birazcık oylama sayısını arttıralım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 66 oy yetmez. Daha fazla. Daha fazla. Bekliyorum.
Efe Arencim, daha sonra cevap vereceğim. Şimdi şu oylamalarımızı bitirelim, replaylerimizi bitirelim, konuşuruz onları. Normal maçın seyrinde. Evet, hadi bakalım. 82 oy oldu. Tamamdır. 80 küsür oyu puan oylaması olarak kabul edebiliriz efendim. Oylamalar hala devam ediyor. 90 oy olduğunda bitirelim. Son 6 oy. Hadi bakalım. Yüklenin. Oylayın. Oylayın gençler. Son 3 oy kaldı. Son 2 oy. 8.2 puan ortalamasıyla büyük ihtimalle bu replay'imizi kapatacağız gibi duruyor. Son bir tanecik oyumuz kaldı. Evet. Hadi yüklenin. Hadi lan. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. 90 oy oldu. Eyvallah. 8.21 oy ile 21 puan ile replay'imizi kapattık. Eyvallah Excalibur kardeşim. Güzel bir savunma maçıydı. Tatlıydı maçın. Tankına güvenişin, tankın özelliklerini biliyor oluşun. Zamanında taktiksel kararları verişinle gidecek olan maçı çevirmeyi başardı. Eyvallah. Hadi bakalım.